kesmeden yolculuğumuzu devam ediyoruz. Mersin Yenişehir'deyiz. Bu noktada artık günün yorgunluk saatleri geldiğinde nerede dinlenebiliriz? Aynı zamanda sohbetlerimizi tamamlarken nerede eşlik edeceğimiz bir kahvemiz olursa diyorsak tam anlamıyla nezih bir ortamdayız. İşletme yetkilimizi tanımak istiyoruz. Burada ne gibi faaliyetler gösteriyor? Gelin kendisini tanıyalım. Sonra da hoş sohbetiyle beraber sizlerle merak edilen tüm sorulara yanıt alalım. Her şeyden önce sizin yani kendinizi anlatmadan önce neden burada ağırlandığımızı çok merak ediyorum. Çünkü tamamen botanik bahçe konseptinde bir yer burası. En keyifli köşelerden biri olsa gerek. Bu köşeyi dinlemek istiyorum, sonra da sizi tanımak istiyorum. Tabii ki. Burayı aslında kış bahçesi konseptinde ve insanların fotoğraf çekilebileceği, video çekilebileceği, sosyal medyada paylaşabileceği, bunu paylaşırken de bizim ismimizi dahi kullanmadan bizi yansıtabileceği bir ortam yaratmak istedik. Bunu yaratırken de hep çiçeklerden yola çıktık. Çünkü çiçekler gerçekten çok akılda kalıcı canlılar. Burada aslında çiçeklerden çok kaktüsler var aslında bakıldığında ama kaktüslerin de enerjisine inanıyorsunuz diye düşünüyorum. Ya kaktüslerin kötü enerjiye emdiğine dair bir inanç var. Biz de tabii ki inanıyoruz buna. Ne kadar zamandır faaliyettesiniz peki burada? Yaklaşık 3-4 aydır faaliyetteyiz. Daha çok yenisiniz. Peki nasıl oluşum? Yani neden kafe sektörü, nereden geldi bu merak? Nereden geldi? Zaten kendimiz kahveyi seviyoruz. Kahve ve çiçeği seviyoruz. Bunları birleştirerek ortaya ne çıkartabiliriz diye düşündük. Sonra dedik ki neden bir kafe açmıyoruz? Herkes bu zamanda gelmenin kötü bir düşünce olduğunu savunurken biz risk almalıyız dedik ve başladık. Çok güzel efendim. Riske kafa tuttuk. Bu noktada kahve ile çiçekleri birleştirdik. Böyle bir oluşum yarattık. Ama ben tabii ki de menüye de değinmek istiyorum. Sonuç itibariyle sadece kahve ile ilerleyen bir yer değildir diye düşünüyorum. Çünkü çok farklı konseptleriniz var. Menünüzden neler çıkıyor? Mutfağınızdan neler masamıza sunuluyor peki? Espresso bazlı kahveler. Sadece yiyecek bulunmuyor bizde. Onun da ne yazık ki mutfağımız çok elverişli olmadığı için. Yani içecek konseptinde düşündüğümüz zaman buraya biri geldiğinde şu spesiyeli mutlaka tatmadan gitmeyin dediğiniz noktalar var mı peki? Var. Bir salto spesiyelimiz var bizim. Kendi adımıza çıkardığımız, özel olarak tasarladığımız. Mutlaka denemelerini tavsiye ederim. İçerisinde neler olduğuna dair bilgiler alabilecek maalesef, miyiz peki? Maalesef. Hep böyle oluyor. Tezgah arkasındaki tüm ustalar sel veriyor, sır vermiyor. Yani gelin damağınızın tadını şenlendirelim diyorlar ama nasıl şenlendirdiğini asla söylemiyorlar. Ben de bu konuda zorlamayacağım. Mutlaka yolunuz düşerse gelip uğrayın, tadına bakın diyeceğim tabii ki de. Peki merak edilen sorular noktasında şunu da çok merak ediyorum ki çiçeklerin de aynı zamanda satışlarını gerçekleştiriyorsunuz. Yani özellikleri, bilgileri vesaire biliniyor mu peki? Yani sunduğunuz zaman neye yaradığını ya da nasıl bir atmosfere sahip olduğunu belirtebiliyor musunuz insanlara? Onu şahsen ben yapmıyorum ama ortağım onunla ilgileniyor. Bütün her biriyle ayrı ayrı ilgilendiği için her birini ayrı ayrı tek tek sayabiliyor. Bütün bilgilerini verebiliyor. Bakımı olsun. Tam olarak ne işe yaradığı olsun. Hepsiyle ilgili bilgileri verebiliyor. Çok güzel. İşin mimari kısmına biraz değinmek istiyorum. Mimari konusunda da eminim ki her noktasında elinizin emeği vardır. Nasıl oluşumlar sağladınız? O andaki stres yönetimlerini, adaptasyonları nasıl atlattınız? Riske girmiştiniz. O riskin sonucu nasıl oldu? Onu da merak etmiyor değilim. Ya aslında en büyük riski bu mimari süreçte yaşadık. Çünkü biz her şeyi kendimiz yaptık. Başından sonuna kendimiz yaptık. Ama çok keyifliydi aslında. Çok can sıkıcı bir süreç olmadı. Zaten içinde bulundukça keyif alıyorsunuz aslında. Ne kadar keyifli olduğunu da öğreniyorsunuz. Peki sizin yeteneğiniz var mı? Yani tezgahın arkasına siz de geçiyor musunuz yoksa işi baristaya mı bırakıyorsunuz? Hayır, barista benim. Süper, güzel. Evet. Peki sizin yeteneğiniz burada bu noktada ne zaman geldi? Yani benim böyle bir yeteneğim var, kafe açayım gibi bir durum mu oldu? Hayır, hayır aslında. Kendinizi sonradan mı geliştirdiniz? Ben kahve içmeyi çok seviyordum. Neden yapmayı da öğrenmeyeyim diye düşündüm. Daha sonra bir haftalık bir eğitim aldım. Bir haftalık eğitim. Evet. Ondan sonra sürekli üzerine gittim tabii bunu geliştirmek adına. Harika. Gelişimi asla elden bırakmıyoruz. Ya sürekli gelişmek zorundayız. Genelde ya beyler evde direkt makineye hemen alışık yaparlar, çıkartırlar ama hani üzerine gitmek istedikleri noktada birçok çeşit yani çekirdeklerinden tutun çeşitlerine kadar çok fazla kahve çeşidi var onu biliyoruz. Hatta bazı yerlerden özel noktalarla geliyor. Sizlerinde var mı çekirdek böyle kahvelerinizin özel noktalardan geldiği? Şu anda yok ama onunla ilgili de çalışmalarımız sürüyor. Yani harika. Her şeyi özelleştiriyoruz. Süper. Buradaki her şeyin çok özel olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Çok güzel. Verdiğiniz tüm bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir ortamda çok keyifli bir röportaj sağladık sayenizde. Bizler buradaki röportajı sonlandıracağız. Biraz tabii ki de izleyicilerimize buranın atmosferini göstereceğiz. Kahvelerimizi yudumlayacağız aynı zamanda. Bize ve izleyicilerimize son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mıdır? Hiçbir şey oradan göründüğü gibi değil. Kesinlikle buraya gelip denemenizi tavsiye ederim. Emin olun denedikten sonra asla vazgeçemeyeceksiniz. Efendim
iddialı konuşuyoruz. Bu şahane ortamda kahvelerinizi içtikten sonra buradan vazgeçemeyeceksiniz diyoruz. Bizler kahvemizi içeceğiz. Ne demişler? 40 yıllık hatırı vardır bir kahvenin. 40 yıllık hatırımız olsun. Röportajımızı sonlandıralım. Hız kesmeden yolculuğumuza devam edelim.